Sporskar'da çift spikere hoş geldiniz. Tatil bitti. Gökhan Aptik birlikte tekrar aynı stüdyoda buluşuyoruz. Çift spiker transferde çok yoğun, çok sıcak bir gündem var. Ağırlıklı olarak Wilfred Zaha transferinin etkisini konuşacağız Galatasaray'a. Sporskar'ı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diyelim Gökhan hoş geldin. Merhaba Müjdat Wilfred Zaha'nın Galatasaray'a transferi havanın sıcaklığının etkisini daha da arttırdı Özellikle transfer döneminin yoğunluğu çok, tansiyon çok yükseldi Galatasaray'a nasıl bir etkisi olacak Wilfred Zaha'yı Geçen hafta biz aslında Fenerbahçe yolası transferi üzerinden Zaha'yı detaylı bir şekilde anlatmıştık İstersen bir de Galatasaray taraftarı için bir kez daha betimleyelim Sen yıllarca anlattın, Wilfred Zaha sahada nasıl bir görüntü çiziyor Gökhan? Bir kere dripling yeteneğinden hepimiz bahsediyoruz ve bu konuda en fikiriz. Gözden kaçan bazı detaylar var. Geçtiğimiz programda da ben bahsetmiştim. Eee Zaha yeteneği... zaten çok yüksek bir oyuncu. Takımını atağa kaldırmada çok önemli bir rol üstlenecek ve aynı zamanda çevre kontrolünü çok iyi yapan bir isim. Bir de rakip ceza sahası içinde yaptıkları var. Rakip ceza sahası içinde işte sol çaprazdan uzak köşe attığı goller zaten imza vuruşları ama bir de hem e, duran toplarda olsun hem de akan oyunda olsun kanattan kenardan gelen toplarda ceza sahası için hep olması gereken yerde za kale sahası içinde de topla buluşup e, rakip savunmayı geçebilir e, ceza sahası ön çizgisinin olduğu noktada da bunu yapabilir ve e, orada seken toplarda da hep e, zaha son vuruşu yapacağı noktaya gidiyor. Bunu hep gördük. Chris Palace'a bunu yıllarca gördük. Yıllarca da anlattım ben. Şimdi Galatasaray'da nasıl bir etki yaratacak? Icardi, Zaha, Zaniolo, Kerem, Mertens, Barış, bakan bu Halil. Şu anda Galatasaray'ın hücum hattı bu şekilde. Nasıl konumlanacak Galatasaray hücumda? Avrupa'da ve Süper Lig'de. Valla şimdi Galatasaray tabi rotayı Şampiyonlar Ligi'ne çevirmiş durumda ki sen de o yolculukta Galatasaray'ın e, giriş mücadelesini anlatacaksın. Şimdi Galatasaray'ın yabancı e, limiti olmadan ideal kadrosunu istersen beraber bir simüle edelim. Kalede Muslera solda Angelinho, sağda Sasha Boyi, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson. Dörtlü savunma bu şekilde. Şimdi önderindeki ikili Torreira yanında Oliveira oynadı geçen sene. Ama şimdi 4-4-2 gibi düşünelim. Solda e, Kerem Aktürkoğlu, sağda kimi koyarsın? Zaniolo. Nikola Zaniolo. Önde Wilfred Zaha ve Mauro Icardi. Göbekte de Torreira ve Oliveira. Ya da 4-2-3-1. Yine göbekte Torreira, Oliveira. Solda Zaha, sağda Kerem Aktürkoğlu. Ya da Zaniolo. Ortada Zaniolo ya da Kerem. ...en önde de Mauro Icardi... ...şimdi Galatasaray'da Avrupa'da... E, ...bu kurguyu dizdiğimiz zaman... ...ben Torreira'nın yanına... ...Oliveira'dan daha dirençli bir oyuncu... ...gerektiği düşüncesindeyim artık... ...hani Kerem Demirbay... Salih Özcan... ...Leandro Paredes konuşuldu... ...o profilde bir oyuncu sanki ister bu kadro... ...çünkü Zaha da geldiği zaman... ...Zaniolo ile birlikte... ...Galatasaray'ın orta sahada... E, ...Torreira'nın o üstlendiği yükü... E, ...sırtlayacak, ona omuz verecek... Bir oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle Türkiye'de eğer Günay'la başlarsa Galatasaray veya e, Mustera'yla başlayıp orta sahaya Berkan'ı koyduğu denklemde de ben e, Galatasaray'ın 3 Türk e, kurgusunu bu şekilde Kerem Berkan Abdülkerim. Evet uygulayabileceğini düşünüyorum. Zaha'nın dahil olduğu denklemde. ha Zaha bakan bu. İkardi bakan bu. Halil Icardi Çok Z denklem var. Yani Zaha bakan bu. Zaha Halil. Ya Galatasaray'ın ön taraftaki o kurgusunda da birçok kombinasyon ortaya çıktı ama 4-4-2 de oynayabilir bence bu takım. Sen mesela bir kişi unuttun şu an. Kime? Mertens. Evet Mertens. Ya bence bu sene Mertens, Zaniolo'nun da kaldığı, Zaha'nın da dahil olduğu denklemde bence e, Riz Mertens hamle oyuncusu olacak. Ben öyle, öyle düşünüyorum. Mi? Ben Kerem'i e, bu kadroda vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Yani Kerem'i 4-2-3-1'in ortasında da değerlendirebilir, sağda da değerlendirebilir. Ben 4-2-3-1'de Zaha'nın solda oynamasına kesin gözüyle bakıyorum. 4-4-2'de de Zaha, Icardi ee, iki kanattan birinde de Kerem Aktürkoğlu muhtemelen solda Kerem Aktürkoğlu oynar. Çünkü Anheilinho da var. O da çok hücuma katılıyor. Belki Kerem'i sağa alıştırmaya çalışacak. Ama burada tabii Kerem de kendini solda daha konforlu hissediyor. Ee, sen nasıl dizersin mesela? Ee, senin şu dizinin kadroya ben katılıyorum ee, Ön taraftan bahsediyorum Kerem solda Zaniolo sağda çizgilerde ee, Zaha Icardi'nin yanında ee, Orta sahada da Torreira'nın yanında ee, Şampiyonlar Ligi maçlarında Sergio Oliveira ee, Süper Lig maçlarında da Berkan ya da e, Yapılacak başka bir transfer Hemen e, savunmada da zaten e, Üçüncü Türk olarak da Abdülkerim Şampiyonlar, Zaten arka tarafı aynı sayıyoruz. Şampiyonlar Liginde Torreira'nın yanında Oliveira sence biraz yumuşak kalmaz mı? Zaniolo'nun da ilk 11 başladığı bir kadroda. Ama Sergio Oliveira da çok tecrübeli bir oyuncu. Hı -hı. Ya ben tempo konusunda Oliveira'nın son haftalardaki biraz ligi bitirirken ortaya koyduğu performansı göz önünde. bulundurarak... Ama ligin gelene baktığında da da e, ligin gelene baktığında da Torreira ile iyi bir ikili. Tabi. Ama işte Şampiyonlar Ligi genel. dinamizmi, temposu, kırıcılığında sanki orada ya yani Berkan'ın eğer transfer gelmezse Berkan'ın da orada kendine yer bulma ihtimalini ben öngörüyorum açıkçası burada. Zaten geçen sene Berkan ha. aldığı süreyi hep çok iyi kullandı. Yani burada Okan da tatlı bir e, telaş içerisinde görebiliriz. E, sonuçta elde bayağı yoğun, zengin bir kadro var. E, Türkiye'de her türlü o kombinasyonu kurabilir bence ama hedef Şampiyonlar Ligi grupları olduğu için biraz o bölgede Toreira'nın geçen senenin tamamında üstlendiği rolü bu sene de üstlenirse çok fazla üzerinde yük binmesi söz konusu olabilir. Ama ön tarafta artık Zaha, Zaniolo, Icardi. Yani gerçekten hani Kerem say say bitmez. Bakan bu. Bakan buyu da bak çok fazla arka plana atıyoruz doğal olarak Wilfred Zaha transferinden sonra. Ama Cedric Bakan bu çok keskin bir oyuncu. Ön tarafta artık Galatasaray el çok rahatlattı. Barış. Yani. E Barış Alper Halil. var aynı şekilde. Yani Halil ile Barış'ın artık özellikle ligde ben... Türk çekirdeğini oluşturma açısından e, Okan Hoca'nın çok fazla rotasyon içerisinde elini rahatlatacak isimler olduğunu düşünüyorum ama ideal 11 Galatasaray'ın şu anda kesinlikle Şampiyonlar Ligi için çok şey vaat ediyor. Yani geçen sene Premier Lig'de hangi rakamları ortaya koydu onu da belirteyim. E, 27 maça çıkmış Wilfred Zaha geçen sezon. 7 gol, 2 asist, 161 kez rakip cezası sahasında topla buluşmuş rakip ceza sahasında. 66 şutu var, 22'si isabetli ve eee maruz kaldığı faul sayısı 77 Gökhan. Bence bu çok kritik ki maç başına 2.9 geçen sene Premier Lig'de Opta istatistiğine göre en fazla maç başına e, faule maruz kalan oyuncu. Bu da topu ondan almanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor ve bunu Premier Lig'de yaptı. Yani bu sezon hayal edin Süper Lig'de Wilfred Zaha'nın ayağından top almak için ortaya konması gereken gayreti hayal etsin e, futbol severler. ve 59 çalım atmış tüm sezon boyunca. Yani Bunları Premier Lig'de yapan bir oyuncu, yakın geçmişte 60-70 milyon poundlar telaffuz edilen bonservisi için bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi inanılmaz bir olay. Hatırlayacaksın, bir dönem Krısı Palace Premier Lig'de şampiyonla oynayan takımların e, korkulu rüyası haline evet. gelmişti ve o dönem takımı sırtlayan futbolcu, gollerde hep ön plana çıkan futbolcu Wilfried Zaha'ydı. Hatta Cenk Tosun'un Manchester City'ye ettihatta gol attığı maçta benim anlattığım bir maçtı. Zaha'nın City savunmasını bir anda inanılmaz derecede geçip maçı Crystal Palace'a etkiatta getirdiği bir maç vardır. O meşhur Crystal Palace galibiyetiyle biten karşılaşma. Yani Zaha dediğin gibi yani Premier Lig'de bunları yapan futbolcu, Premier Lig'de o dönem City'ye, Liverpool'a, Arsenal'a kafa tutan, Crystal Palace'la kafa tutan bir Zaha Süper Lig'de neler yapar? Bunu Merakla bekliyoruz gerçekten. Tabii özellikle Drogba'nın bu transferi etkisi çok konuşuldu. Galatasaray tarihindeki Fildişili yıldızlara baktığımız zaman da ki Zaha da Fildişili. Aslında e, çıta bayağı yüksek. Oyuncuların profiline baktığımız zaman Fildişiller e, büyük iz bırakmış Galatasaray'da. Zaha da muhtemelen o izi bırakacak. Evet Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Onana transferi gerçekleştirdi orta sahaya. E, önemli bir e, isim geldi Beşiktaş'a. Genç bir oyuncu kadrosuna kattı Beşiktaş. Yans geçen sene biliyorsun Fransa Ligi'nde çok iyi performans daha gençler oldu. var. Demir Ege. Evet. öyle bir oyun oynuyor ki yani ben bu sene formayı almak istiyorum mesajı veriyor. Ana ideal 11'inde Beşiktaş orada çok hacimli bir e, takım olacak. Sert de bir e, takım Aynen. olacak. Orada Getson Fernandez'in biraz daha o sert yapı içerisinde hücum özelliklerini ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Ben, ben zaten e, bu sezon e, Şenol Hoca'nın geçen sezonun son bölümünde olduğu gibi Fernandez'i ön tarafta oynatacağını düşünüyorum. Yani tam Santofor arkasında oynayacak bence. Diğer futbolcular da az önce saydığımız isimlerin çoğu da işin o defansif kısmını hem 6 numarayı hı hı. hem o geçteki 8 numara bölümünü halletmek zorunda kalacak. Yani, Jan Onana, Hacı Metovic, Getson olabilir. olabilir. Amartey Onana, Getson olabilir. olabilir ee, Amartey e, Hacı Ahmetoviç Getson olabilir. Getson olmadığı zaman Onana, Amarty, önlerinde Hacı Ahmetoviç e, hücuma biraz daha e, yakın bir şekilde oynayabilir. Ama orası dinamik ve sert olacak. Bunu hedefliyor Beşiktaş net bir şekilde gördük. Jan Onana da geçen sene 23 maça çıktı Lens'te. Lens'te biliyorsun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Fransa Ligi'nde zaten genç de bir önce yani 23-24 yaşında bir isim. Fiziksel olarak Beşiktaş'a çok büyük katkısı olacaktır. Evet Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Julman'ı konuşacağız ama önce Esports spikeri Erim Dereli neler söylüyor? Erim'e bir kulak verelim. E, Lecce'de çünkü Erim kendisini anlatma fırsatı buldu. Gökhan abi, Müjdat abi yayınlar. Bugün Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Morten Hulmand'a bakacağız. E, Hulmand çok genç yaşta kaptanlığa erişmiş bir futbolcu. Biraz daha oyunu altı numarada, birinci bölge ve ikinci bölge arasında oynayabilen bir oyuncu Hulmand. Daha sakin, daha kontrollü, riskten biraz daha uzak ama uzun toplardan, müdahale başarılarından da ödün vermeyen, çekinmeyen bir futbolcu. Ee, kendi sahasında, kendi yarı sahasında pas isabet oranları oldukça yüksek. Zaten Fenerbahçe'nin çok fazla hücumcusu olduğunu düşünecek olursak, oralarda bir regista, bir altı numara, oraları sigort olarak belirleyen bir futbolcuya da bence sezon başından sonuna kadar çok ihtiyaç olacak. Ee, girdiği pozisyonlarda da bir şekilde gol katkısı yapmayı başarabiliyor. Bu sezon 3 kez net gol pozisyonuna girdi ve bu 3 net gol pozisyonundan 4 asist çıkartmış bir futbolcudan bahsediyoruz ve bu futbolcu 6 numara. Belki golü yok ama artık oyunu sadece skor kod katkısı olarak da yorumlamamak gerekiyor ki Serie A kulüplerinde çok ciddi ilgisi var. Ama bence Fenerbahçe'ye gelirse ligimize ve takıma çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Evet elimi dinledik. Asist özellikleri ön planda olan bir futbolcu e, Yulmant ve şu anda da Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir orta saha oyuncusu. E, kendisi e, sağ ayağını kullanıyor. 1.85 boyunda ve Danimarkalı. E, Yulman biraz özellikle Şimanski'nin orta alandaki hücum atraksiyonlarını rahatlatması açısından bence çok kritik bir isim. Bir kere Transferinden zarar etmeyeceğiniz bir oyuncu. Ona yapacağınız bonservis yatırımından asla zarar etmeyeceğiniz bir oyuncu. Çünkü Danimarka milli takımın da düzenli olarak formasını giyecek ve piyasası hep yüksek olacak. Geçen sezon en dikkat çeken özelliği bir opta istatistiği yine bu. En fazla pas arası yapan oyuncuydu. Mesela 35 maç 72 pas arası yapmış. 252 sahipsiz top kazanmış ve 187 ikili mücadele. Maç başına %56.8 ikili mücadele kazanmış. Fenerbahçe Şimanski ile birlikte Hülmanlı orta saha kurgusunda çok dinamik bir yapıya kavuşacak ve 52 top kapmış. Maç başına da %57.8 top kazanma yüzdesi var. Yani Fenerbahçe'yi savunmadan hücuma geçirme konusunda A kalite bir iki yönlü orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Ama burada temel konu Fenerbahçe'nin ön taraftaki o Tadic'in, Ryan Kent'in, işte Şimanski'nin, o Ceko'nun arkasındaki yaratıcı grubun yükünü azaltması açısından ve savunmaya vereceği katkı açısından e, bence çok çok kritik bir transfer. Çok önemli bir yatırım. Çok e, zarar etmeyeceği asla bir yatırım gibi gözüküyor Yulman. Evet çift spiker transferin bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.